Was geht euch meine Lumpen an? Deinen Freud und Tränen an. Sevgili ABC dostları, tarihe damgasını vurmuş edebi eserleri kronolojik sırayla incelemeye devam ediyoruz. En son videomda Arthur Schopenhauer'ı tüccar kalfalığı yaparken 19 yaşına getirmiştik. Dedik ya, annesi Johanna Schopenhauer, Arthur Schopenhauer'ı kalfalıktan kurtarıp özgür bırakacak diye. Annesi Weimar'daydı. Weimar çok önemli kişilerin oturduğu ama 7500 nüfuslu küçük bir şehir. Weimar'da tabii her şey yok. Annesi de çevre yaparken benim oğlum Hamburg'da ticaretle uğraşıyor, istediğiniz bir şey olursa getirtebilirim diyor. Kimi mektup verdirtiyor işte, kimi şapka istiyor, kimi Weimar'da olmayan bir kitabı istiyor. Goethe mesela özel tebeşirlerden istiyor. Arthur annesinin ayakçılığını yapıyor bir nevi. Arthur o Goethe'nin istediği özel tebeşirleri yollayınca bir mektup geliyor onun annesinden. Sevgili Arthur, Goethe'yi, Fernow'u ve Meyer'i birer tebeşirle onurlandırdım. Hepsi de güzel güzel teşekkür ettiler diyor 1807 yılında. Arthur da bayağı bir seviniyor yani, koskoca Goethe bana teşekkür yolladı diye. Johanna Schopenhauer Weimar'a geldiğinde Goethe 57 yaşındaydı. Weimar'ın kaldırımları, yolları çok güzel bu arada. Çünkü Goethe Weimar Belediyesi'nde önce danışman üyelik, sonra maden ocağı komisyon yöneticisi, sonra da yol yapım komisyon yöneticiliği yapmış. Kaldırım mühendisi yani. Çok da ciddiyetle yapıyor bunları. Şimdi Johanna nasıl hemen bu kadar üst sınıftan insanlarla yakın olabildi? Yani nasıl oluyordu o dönemler, böyle tanışmalar nasıl oluyordu derseniz, ki ben de demiştim o zamanlar. Tavsiye mektubuydu arkadaşlar. Yani bir yere giderken yanında oradaki insanları ve sizi tanıyanlar sizin için bir tavsiye mektubu yazıyorlar. Siz bu mektubu o kişilere götürüyorsunuz. Bu sayede o çevreye yakınlaşabiliyorsunuz. Johanna'nın Hamburg'dan tanıdığı ressam Wilhelm Tischbein var. Aynı zamanda Goethe'ye İtalya yolculuğunda eşlik eden adamın ta kendisi. Ya işte bu adam Goethe'ye Johanna için tavsiye mektubu yazıyor. Doktor Riddle var mesela. O da ortak tanışları. Yine Hamburg'dan ortak tanışları. Doktor Riddle'ın karısı Goethe'nin Genç Werther'in ızdırapları kitabındaki Lotte'ye ilham olmuş. Goethe'nin o meşhur aşkı Charlotte Buff'ın kız kardeşi. Charlotte Goethe'yi reddedip başka biriyle evleniyordu. Goethe'nin geçmişinde tabii bunlar ek bilgi. Sizin de bu kadar referanslarınız olsaydı sizler de Goethe'yle tanışabilirdiniz yani. Şirinleri görebilirsiniz gibi oldu biraz. Goethe'yi ilk görüşünü şöyle anlatıyor Johanna Arthur'a mektubunda. Tanımadık birinin geldiğini söylediler. Oturma odasına girdiğimde siyah elbisesi içinde yakışıklı, ciddi bir adam gördüm. Büyük bir kibarlıkla yerlere kadar eğildi ve bana "Size vekil Goethe'yi takdim etmeme izin veriniz." dedi. Goethe'nin nerede olduğunu arayarak odada etrafıma bakındım. Zira bana kasıntı ve yaşlı biri olarak tarif edildiğinden karşımdaki adamın Goethe olduğunu kavrayamadım. O yaşta bile fenasın ya Goethe var ya. Gerçi bu adam hani 74 yaşındayken bile 19 yaşında bir kıza ciddi ciddi evlenmeyi teklif etmiş bir adam. O yüzden her şey beklenir yani bundan. Bir yanda Johanna tam hayallerindeki ortamı bulmuşken Arthur Hamburg'da somurta somurta kalfalık yapıyordu. Bu durum tabii mektuplarına da yansımış olacak ki annesi ona şöyle bir mektup göndermiş. Yani bu üzüntüsünü anladığını gösteren bir mektup göndermiş. Bütün bu durumdan memnun olmadığını uzun süredir biliyorum. Üstelik gençliğin neşeli ruhundan ne kadar az pay aldığını, babandan üzücü bir miras olarak ne kadar çok bunalımlı didikleme eğiliminin sana kaldığını biliyorum. Bu beni sık sık endişelendirmiştir ama bunu değiştiremeyeceğim için öylece kabullenmek ve birçok şeyi değiştiren zamanın seni de bu açıdan belki biraz değiştirebileceğini ummak zorunda kaldım. Yani mektuptan gördüğüm kadarıyla oğlunun da mutlu olmasını istiyor aslında. Yani ona alttan alttan hep artık sen de canın ne istiyorsa onu yap demeye getiriyor. Bir mektup daha. Gözlerimde yaşlarla sana yalvarıyorum. Kendini kandırma. Ciddi ve dürüst olarak kendine bak. Söz konusu olan yaşamının huzuru. Yüreğimize ters gelen bir hayatı yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve eğer mümkünse senin perişanlığı çekmeni engellemek istiyorum. İşte annesinden ve daha önceden danıştığı birkaç mektup arkadaşından bu gazı alan Arthur sonunda vicdanını aşıp hayallerinin peşinden gitmek üzere babasına verdiği sözü bozarak "Ben okuyacağım, ben filozof olacağım" diyerek kalfalıktan istifa ediyor. Kararını açıklamış olacak ki annesinden hemen bir mektup daha geliyor. Alışkanlıklarının tam tersine hızlı karar alman bir başkası olsa beni huzursuz ederdi. Aceleciliğinden korkardım ama sen söz konusu olduğunda bu bana huzur veriyor.
Sana yol gösteren doğal dürtünün gücünü görüyorum. Doğal dürtü. Vay vay vay. Vallahi sen olmasan Schopenhauer olmazdı. Yani iyi anlamda da olmazdı, kötü anlamda da olmazdı Johanna. Arthur Gotha'daki bayağı saygın, neredeyse üniversite gibi de görülen bir liseye kayıt oluyor. Hamburg'dan da ayrılırken hiç de öyle üzülmüyor. Yani orada sevdiği pek bir şey yoktu zaten. Yalnızca en yakın arkadaşı, birlikte işte geçen bölümde çapkınlık yapıyorlar diye anlattığım Antin vardı. O da zaten tüccar olacaktı. Durun hatta onunla olan bütün hikayesini bitireyim burada. Hamburg'dan ayrılınca yine tek tük yazışıyorlar. Ama sonra hayat telaşıyla birbirlerini unutuyorlar. 30 yıl sonra bir gün Antin bir afişte Johanna Schopenhauer'ın Teyze isimli romanının yayınlandığını görüyor. Aa diyor, ya bu bizim Arthur'un annesi. Bayağıdır da görüşmedik. Arthur'a tekrar mektup yazıyor. Yine böyle ne yaptık ne ettik işte diye muhabbet ederlerken Antin tüccar olduğu için Arthur ona birikmiş sigorta parasıyla alakalı bir şey soruyor. Antin de ya ne uğraşıyorsun, senin parayı ben idare edeyim gibisinden bir şey söyleyince Arthur bir işkilleniyor, yani bir güvensizlik geliyor Arthur'a. Sonra araları tekrar açılıyor, tekrar bir soğuyor araları. Aradan 10 yıl daha geçiyor, artık 60 yaşlarındalar. Antin dul kalmış, Frankfurt'a gidince Arthur'u bir ziyaret ediyor. Arthur arkadaşının arkasından yaşlı diyor, katlanılmaz bir adam olmuş. Sonra da defterine not yazıyor. İnsan yaşlandıkça farklılaşır, sonunda tamamen yalnız kalır. Evet, böylece Arthur Gotha'da liseye başlıyor. Bu noktada benim aklıma neden Weimar'da annesinin yanında hele çok önemli adamlar varken Goethe, Meyer, Fenlow, neden Weimar'da annesinin yanında okumadığı geldi. Ama anlaşılıyor ki annesi pek Arthur'u yakınlarında istemiyor yani. Zaten müthiş bir düzen kurmuş orada. Arthur kesin o babasından gelen bunalımlı didikleme özelliğiyle dar ederdi orayı annesine. Ki yoksa edecek mi? Bilmiyorum, bu da başka videonun konusu. Bir sonraki bölümümüzde Arthur'un lise yıllarına ve o özel lisede hangi dersleri görüp hangi fikirleri edindiğine, o fikirlerden neler çıkarttığına bakacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.